Merhabalar herkese. Bu videoda size evde tavuk döner nasıl yapılır bunu göstereceğim. Hiçbir zor bir tarafı yok. Aslında tavuk döner yapmak demek, ete marinasyon uygulamak ve belli bir şekilde sokmak demek. Malzemelerin detaylarını açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ben size tavuk dönerin yapılışını 1 kilo üzerinden anlatacağım. Burada 1 kilo tavuk etim var. Yarım kilosu göğüs eti, yarım kilosu da but kısmından oluşuyor. Şimdi ilk yapmamız gereken işlem tavuk göğüs etlerini inceltmek. Bu şekilde kalın olan tavuk göğüs etlerini bir parça incelteceğiz. Marinasyonda etin her tarafı eşit bir şekilde lezzetlensin diye. Şöyle göğsü ikiye ayırıyoruz. Daha sonra da şu kalın kısmından şurada bıçakla açıyoruz. Yine ikinci parçamıza da aynı işlemi yapacağız. Şu şekilde göğüs kısımlarını açmış oluyoruz. Burada da but kısımlarımız var. Bunların incelikleri gayet iyi. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken işlem marinasyon sıvımızı hazırlamak. O yüzden bu etleri şöyle bir kenara alıyorum. Evet, marinasyon uygulayacağım kabın içerisine malzemelerimi ilave edeceğim. İlave ederken de size miktarları hakkında bilgi vereceğim. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz var. Yoğurt burada etimizin asidiyle birlikte daha yumuşamasına yardımcı olacak. Marinasyonla ilgili daha detaylı bilgiye kanalımda ulaşabilirsiniz. Etlere nasıl marinasyon uygulanırla ilgili çok daha detaylı bir video çekmiştim. Bunu da kanaldan takip ederek izleyebilirsiniz. Burada bir soğanın suyu var. Rondodan geçirip daha sonra süzgeçten süzdükten sonra elde ettiğim bir adet soğanın suyu. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı domates salçası ve 1 çay kaşığı biber salçası. İki yemek kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve 1 tatlı kaşığı kimyon. Şimdi bunları güzelce bir çırpalım. Evet, marinasyon sıvımız hazır. Etlerimiz de hazır burada. Sizler isteğinize göre marinasyon sıvısına, marinasyon karışımına sarımsak ilavesi yapabilirsiniz. Gönlünüze göre baharat ilavesi yapabilirsiniz. Etler için de geçerli bu. Ben burada yarı yarıya göğüsle but kullandım. Siz isterseniz tamamıyla göğüs etinden de yapabilirsiniz tavuk dönerinizi ya da tamamıyla but kısmından da yapabilirsiniz. Ben böyle yarı yarıya bir karışımı daha kendime göre uygun bulduğum için ben bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi etlerimizi marinasyon karışımının içerisine alalım. Ve her bir yerine etin bütün kısımlarına marinasyonu uygulamaya gayret gösterelim. Evet, çok iyi bir şekilde masaj yaparak etlere marinasyon sıvısının her tarafına eşit bir şekilde yayılmasına çalıştım. Şimdi dönerin şeklini vereceğiz. Tavuk dönerimizin şeklini vermek için şöyle bir yağlı kağıt serdim. Şimdi etleri yerleştireceğim orta kısmına. Şimdi etimizi bayram şekeri gibi ambalajlamamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde etimizi 2 saat buzdolabının normal kısmında yani 4-5 derecelik kısmında bekleteceğim. Daha sonra buzluğa kaldıracağım. Evet, tavuk döneri 2 saat buzdolabında beklettim. Şimdi de derin dondurucu kısmında bir gün bekleteceğim ve daha sonra size son şeklini göstereceğim.
Evet, tavuk dönerimiz bir günde derin dondurucu kısmında bekledi ve artık porsiyonlanması için hazır. Tavuk dönerin yapılışına bakacak olursak eğer en zor aşama bu kısım. İyi, keskin, sağlam bir bıçağa ihtiyacımız var. Ve porsiyonlarken elimizin kaymaması için de şöyle temiz bir mutfak havlusuna ihtiyacımız var. Şöyle bir açalım. Şöyle göstereyim. Şimdi bile çiğken bile gerçekten çok güzel kokular, baharat kokuları geliyor. Şimdi dikkatli bir şekilde porsiyonlamaya çalışacağım. Kesme işlemini bitirdim. Şimdi lezzet kontrolü yapabilmem için tavada bunları pişireceğim. Az miktarda pişireceğim için şöyle bir tava çıkardım. Isınıyor şu an. Bir yemek kaşığı tereyağı ilavesiyle birlikte pişirmeye başlayacağım. Eğer çok miktarda pişiriyor olsaydım eğer ben döküm tava kullanmayı tercih ederdim. Daha iyi sonuç alabilmek için. Tavam ısındı. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. Biraz altını kısıyorum. Evet, yağ eridikten sonra da etleri ilave ediyorum. Evet, pişirme işlemini bitirdim. Şöyle bir tırnaklı pidem vardı. Onun üzerine çıkardım. Tamamen lezzet kontrolü yapabilmek için. Bununla ilgili tavuk dönerle ilgili farklı ürünler hazırlamayı düşünüyorum ilerleyen videolarda. Şimdi tamamen lezzet kontrolü yapabilmek için hızlıca pişirme işlemi yaptım. Şimdi sizler için şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten gayet güzel olmuş. Dışarıda da ara sıra tavuk döner yiyen birisi olarak lezzeti, yumuşaklığı, baharatlarının dengesi çok iyi, çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yaparken dikkat etmeniz gereken husus şu olabilir. Ben mesela 1 kilo etten yaptım. Sizler daha az porsiyonlarda yapıp en zor aşama olan dilimleme aşamasında buzluktan çıkardıktan sonra biraz tezgahın üstünde bekletip ondan sonra dilimlemeye çalışırsanız daha kolaylık sağlayabilir. Ama asla şunu yapmayın. 1 kilodan hazırladıktan sonra tezgahta birazcık bekletip dilimleyip sonra buzluğa geri koymaya çalışmayın. Çünkü bu bakteri üremesine, mikroorganizmaların üremesine neden olur. Bu da gıda zehirlenmelerine sebep olur. O yüzden buna dikkat edin. Evde muhakkak deneyin. Gerçekten lezzetli bir tavuk döner olmuş. Bununla ilgili tavuk dürüm, tavuk İskender ya da akşam geldiniz pilavın üstüne hemen bir miktar yapıp daha sonra akşam yemeği olarak da rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.